Evet sevgili arkadaşlar, yine Farming'e geldik. Bir farming yayında da tekrardan merhabalar. Oğlum ben en son ne yaptım hatırlamıyorum ya. Arpa ektik. Yaban ot büyüyor. Biz bütün arazileri ektik mi ya? Abi arpa ektik mi biz? Bizim arazilere gir bak. Biz buraya bir şey ekeceğiz bence. Kanola ekiyormuşuz. Kanola ekimde değilsin şu an. Baksana bir süreye. Tarihlere bakalım bir. Kanola Haziran'da ekiliyor mu? Ekilmiyor. Ağustos'ta ekiliyormuş. Beklemeye almışız. Bizim arazileri bir gezelim abi. Nereye ne ekmişiz? Ya da haritadan baksana sen bizim arazilere. Arpa ekilenler görülüyor bak. Abi biz bence arpanın hasadını yaptık. Bak arpa ekildi diyor. Bir Benim dakika. kafa iyice karıştı abi. Hasat mı yaptık biz bu tarlada? Gir bakayım. Arpa diyor. Gübrelendi %0 diyor. Ekmedik, ekeceğiz. Bence. Burada ne var? Aynen, hasat ettik biz malı. Ekmedik. Önce kanolanın ekimi geliyor ya arpadan önce. Bak tarihlere bak bir daha. Bak kanolayı ekiyorsun sonra arpayı ekiyorsun. Bizim siloyu Evet. görsene siloyu şuradan. Şeyden. Escape'den. Nereden? Fiyatlandırmaların olduğu yerden. Fiyat listelerinin olduğu yerden. Bak bizde 287 arpa var. Biz arpa ekmeyeceğiz. Evet. Biz kanolayla bir şey ekecektik. Ayçiçeği mi ekecektik? Değirmenlere baksana. Fırınla değirmenlere. Üç bin un. 53.000. Yulafa aşağıda una bak. Un dolu ve yulaf bitmiş durumda. Bir şey kalmamış. Biz kanka kanola ekecek. Kanola mı ekecektik? Biz makine kanola değil mi? Evet. Ben yatırıyor mu zamanı? Biz şimdi kanola ekeceğiz. Kanka. Başka ne ekecektik biz ya? Ve bu şekilde Aleyküm ekebiliriz demiştik. selam. Sana da iyi bayramlar koçum. Hayırlı bayramlar. Biz bu şekilde ekebiliyoruz demiştik, değil mi? Ha? Bu şekilde ekebiliyoruz demiştik. Ha, makineyi süreceğiz işte. %0 gübrelendi diyor ya. Ekeceğiz. Ekinler baş verecek. Bir daha gübre süreceğiz. Şimdi. Oğlum bak ben sana şöyle söyleyeyim. Biz böcekleri uyutuyoruz ediyoruz ya. Bu şeyde neydi ya? Bizim yulaf da bitiyor. Biz bütün arazilere mi ekecektik ya? Biz hangi planı neyi yaptık? Benim kafa gitti. Kafa gitti kardeş. Yağ değirmenine bir şey yapacak mıyız? Yer değirmenin içi boş bir şey yok ki. O demişti. Yağ değirmenine malzeme ekleyeceğiz. Bizde şey var mı? Ayçiçeği kesici. Var aldık ya. Bir tane mi vardı? Abi para 2000'e düştü. Ben yumurtaları satıyorum. Bir dakika ya. Bir şey söyleyeceğim. Ünimort nerede? Yumurtaları satmaya götürüyorum abi. Çünkü yatırırsak
para bitecek. Kredi borcu öküz gibi asılıyor. Ben şunu söyleyeyim sana. Şöyle bir şey yapabiliriz reis. Şimdi arpa bol miktarda var elimizde. Evet. Biz bir tur kanalı mı binsek? Bütün arazileri. Bineriyor. Kanalayı da çünkü değirmene sığmayanı şeye basacağız ya, siloya. Evet. Ondan sonraki tur yulaf bineriz. He? Olur abi. Yulafın da artanını siloya basarız. Zaten fırının birinin içi boşalacak, o fırını göndereceğim dedi. Evet. Şey de yapabiliriz. Kral. Ondan sonra kanala devam ederken, yulaf devam ederken ayçiçeğe basarız. Olur. Hem siloda yedek malzeme kalacak. O zaman bütün arazileri bir tur şey kanala basalım ya. Kanalayı basıyoruz. Basalım ya. Bizim arazilerin hepsi ekime hazır diye hatırlıyorum ben. Ya işte kireçlendi. Makine o şekilde ekiyor dedik ya. Makine ekiyor. Hatta onun için pulluğu sattık ya oğlum. Hatta dedik ya sabanı vurduk mu tamam. Saban bile vurmadık ama şu anda. Vurmadık değil mi lan? Taş toplamadık. Topladık. Saban vurmadık. Bu şekilde biçtik direkt. Biçtik, kireç istedik, kireç attık. Arada taş farm yok mu haritadan görürüz onu zaten. Gösteriyor ya. Şimdi bu yumurtaları satacağım, uyutacağım. Uyutmana gerek kalacak mı? Temmuz'da benim bildiğim kadarıyla kanala ekiliyor. Ağustos muymuş lan? Tarihleri karıştırıyorum lan. Bizde o ayçiçeği ağzından bir tane var değil mi? Evet. Belki kelepir denk gelir bir tane diye arada ikinceli kontrol ediyorduk. Ha? İkinceli her zaman kontrol ediyoruz abi şurayı. Bak bu var. Ama otoludur değil. Otoludur değil abi. Bununla kim uğraşacak ya? Satış tamam. Otoluğut da yok şimdi. Otoluğut olmadığı için onunla uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Otoluğut olmuş olsaydı bir ihtimal olurdu. Ben de onu diyorum oğlum. Gerek yok yani. Otoluğut olsa da olabilirdi kamyon. Yani. Ne olacak? Otoluğut'u şey kullanacağımız dünya kadar yer var zaten. Tabii. Trafiği kaldırdık, bir çay yolun ortasıydı. Ya trafik yok zaten önünde oğlum. Kaldırdık ya. Boş ver. Gübre makinesini de burada bırakmışız zaten. Ekimden sonra gübreleyeceğiz diye. Bunların maması var değil mi lan? Var var. Kanka bizim bütün arazilerin hepsi ekilecek durumda değil mi şu an? Evet abi hepsini biçtik. Hayvanlara bir daha bakalım var abi. Şeye baksana haritadan, taş durumlarına baksana ben arazilerin. Normal haritadan. Şurayı taşa getir. Devam et. Ekili görünüyor oğlum. Yaban ot büyüyor pardon. Taş yok. Kanka bir daha devam et. Fidelik görüntüsü varıyor mu? Bir daha git. Bir daha git. Fidelik demiyor. Çünkü sarıcıyı soktuk mu biz bunlara? Sokmadık herhalde. Çünkü fidelik demiyor. Sarıcıyı sokmadık. Bence sarıcı istiyor şu an.
Benim kafa yandı ya. Bir bakalım şimdi tarlanın üstüne bir gidelim bakalım. Sardığını göstermez. Haritada Federik de demiyor. Yavaş not büyüyor diyor. Yavaş not büyüyor diyor abi. Gübrelendi sıfır yavaş not büyüyor. Biz bu tarlaları sarmadık bence. Sardıktan sonra mı attık kireci, ben onu hatırlamıyorum. En iyisi biz bu tür ek elimle çıkarsa bahtımıza diyelim. Biz onu deneyecektik, anladın mı abi? Sonra işlemleri bir şekil yaparız. Zaten bir kere daha... Bir mi? Yok, bir, bundan sonra bir daha uyuyacağım. İkinci de bak belki şey çıkar yine. Kelepir neydi o? Bizlik bir şey yok. Çekici var. 36'ya. Lazım mı bize? Bilmiyorum. Uyudun mu ekim geliyor. Ekeceğiz. Kendi oğla. Benim bonusu biraz düşük olacak galiba. Ha, bakacağız abi işte ona. Deneyeceğiz dedik ya. Bence sarmayı da unutmuş olabilirsin. Şimdi Ekim'deyiz. Burası devasa yaptığımız taze arazimiz değil mi? Evet. Sarıcı girmiş bu araziye bak. Mis gibi ekiyor. Makine güzel lan. Vallahi makine güzel. O karşıdaki araziyi mi ekti o? Orada da bir bug var. Biz demiştik ya, bu araziyi de alır, buraya böyle birleştirir. Üst tarafını şey yaparız diye. Üstteki arazi bizim değil ama. Diye. Yok şu ara şu bu araziyi de şuradan alır birleştiririz. Şurayı şöyle birleştiririz demiştik ya şu araziyi. Hmm. Sonra vazgeçtik. Ya. Almadık orayı. Oraya bir parmak atacağız. Gayet güzel ekiyor. İniflerin bonusuna baksak mı lan? Sarmışız. Sarılması gerekli diyor buraya. Gübrelendi %100 diyor bak. Ha. Buraya gübre atmışız zaten abi. Biz öbür arazilere gübre atmamışız kanka. Hemen şu araziye şuradan bir bakalım. Gübre sapır. Biz buraya gübre atıp burayı saracağız bence. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ekelim bakalım kanka. Gübre atayım buraya. Makine okumaz onu. Gübrenin üstüne ekersen. Bir daha gübre ister. Olur. Neyse gidip gübreyi takayım şuna. Hani şey dedim kafamda, bir şey yanlış, bir şey eksik yaptık biz. Kral. Çünkü gübreyi attığında sarıcı gübreyi şey yapmıyor. Şöyle biz şeyi sattık. Pullu sattık. Evet. Ha burada aldığımız ağız. Cihaz burada. Bu niye düzde? Düzde çekmiştik ya bunu biz. Ha. Deneyeceğiz diye. Şimdi ektiğimiz yerleri saracağız ya. Bizim öbür sarıcı nerede lan? Bizde bir sarım makinesi de alacak. Bak pulluk orada. Pulluk burada. Biz bu tur bunu kullanmadık.
kullanmayacağız dedik ya abi. Bir deneyeceğiz dedik ya. Kanka. Bak orada. Biz o tarlaya kireci attık ya. Biz oraya sabanla girdik kanka. Taş topladık. Kireç attık oraya. Bence. Benim yolum. Hay belden kırmasına tüküreyim ya. Makineyi şu anda geri geri kullanıyorum, farkında mısın? Ne takılayım şurada? Sarıcı. Sarıcı değil mi? Tamam. Şey, bunu ekicinin olduğu yere götüreceksin değil mi? Evet abi. Ekim makinesi şey yapsın. Kireç attığımız bu araziler biraz kafamı karıştırdı benim. Benim de şu an bayağı bir karıştırdı. Bence bunların hepsine sarıcı girecek kral. Kireç attıklarımıza. Bence. Çünkü fidelik demeyeyim. Haritadan şeyi görebiliyoruz mu? Şu an ekicinin çalıştığı arazi var ya. Hı hı. Onun ekilmeyen kısmını fidelik olarak gösteriyor mu bize? İşlendi. Bu fidelik olarak gösteriyor bak. Göstermiyor, işlendi diyor. Ben sana söyleyeyim mi? Biz bunlara sarıcı sokmadık. Şu arazi, üstüne gittiğin araziye bak. Sap parçalayıcı girmişim buraya. Evet. Sarıcıyı sokmamışız hiçbirine. Bunlara sarıcı girecek bunlara galiba. Karşıda uç kısmı öteceğiz ya da bunu. Bence arazileri sarıcıya sokacağız. Küçük olanı. Sarıcı ağzını alacağız değil mi onda? Sarıcı ağzını alayım, bir sokayım bakayım ne olacak, ne gösterecek. Anladın mı? En azından diyorsun bir tarla feda etmiş olurum. He? Yani. Sap parçalayacağız. Sarıcı. Hangi araziye sokacaksın? Hemen şu baştakine sokacağım. Direkt şuna. Hmm. Anladım abi. Eğer sarıcı yapmadıysak diyorsun, ekicinin oradaki işi bitince ekiciyi durduracağım. Evet. Komple sarıcı gireceğim bütün araziye.
Bence şimdi alabilir. İşçi. Sarmıyor. İndirdin mi sen sarıcıyı? Havada oğlum sarıcı. Daha demin indirmiştim abi. İşçiye bastın ya. Şimdi indir tekrar. Sarmıyor değil mi? Kanka. Sarıcı ekeceğiz abi bunları direkt. Sarıcılar atmışız galiba. Değil mi? Dur bakalım, onları şimdi diğer araziye ektiğimiz zaman. Uçta ufak tefek bırakıyor ama. Onu normal ağaçtan önce bırakıyorum. Burada bir yer, arada bir yer mi bırakmış o? Bak bak. Bence görüntü bug'ı. Olabilir. Sarılması gerekiyor. Gübreden de %100 mü? Bu araziyi yeni yapmıştık ya, belki ondandır kanka. Olabilir abi. Biraz o uçlardakileri düzeltmek gerekecek. Ekici de işimiz var şu an. Ekici bitirsin de. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O neydi la öyle? Ne yaptı o? Lastikler büyük ya. Ha, ondan yapmış olabilir, evet. Bu ucu bir boydan boya gideceğiz galiba biz. Nasıl bir bug lan? Ha, bu TLC'deki ağır yaşamlar var ya, onun gibi lastikleri var anasını. Ağır yaşamlara. Biz ağır yaşarız zaten. Sen de o yaşamlarda değil, kurtuldun ama. Yok, daha kurtulamadık. Devam. Devam bak, şu bir fazla bir fazla. Aslına bakarsan fark eder misin, gübreyi şeyi, tohumu fazla harcamıyor. Bilmiyorum, bir acayip. Bu makine tohumu fazla harcamıyor abi. Oğlum bizim aletin tekeri gidiyor lan. Makine mi kırıldı oğlum? Değişik bir bug değil mi hocam? Yani. Güzelsin abi. Bu makine fazla şey yapmıyor. Tohum harcamıyor. Güzel alet bence. Her şey iki işte.
Şimdi bu dönecek. Dönebilirse tabii salak. Ne yapıyor bu? Yine beyniyet. Yine kayışı yaktım açın ama. Ama bence genişlik anlamına bakarsak bayağı sağlam arazilerimiz var ha. İki arazi bir, üç arazi bir. Şuraları da halledelim diyorsun. Selam Arda Berç. Kendi mi Arda? Şimdi bu alet ekmeğe devam mı ediyor? Ekmeğe devam edecek. Vallahi iyi be Arda. Video çekimleri, işte yayın vesaire. Oo, bak ekti. Yabanı herbisit atmak gerekecek bunlara. Yaban atlıyor mu diyor hala? Evet. Sen nasılsın Arda, ne yapıyorsun? Neler ettin bayramda ya? Herbisiti sattık biz. Yaban ot büyüyor diyor değil mi? Evet. Yalnız bu sefer tarlanın ekim rengi bir tuhaf oldu, farkında mısın? İşte şey yapmadık ya, pul şey yapmadık ya direkt. Saban yapmadık. Saban yapmadık ya onunla. Her türlü sabana gireceğiz demektir bu da. Yani bunu denemiş olduk. İstersen ekime girmeyeyim bunda, sabanı sokalım buraya. Ektin ya oğlum. Tamam sabanı sokalım, ne olacak? Ektin orayı. Abi bu tarlanın sabanı yemen biter. Makineyi topla. Katla bir yere, park et. Anladın mı? Bütün bu kireçli tarlaları sabana sokacağız. Taş toplayacağız. Arkasından da saracağız. Aynen öyle. Sonra ekeceğiz. Öyle görünüyor. Ayırma ya, bırak kalsın öyle, ne olacak? Abi bununla alacağız, atacağım sabanı. Niye bununla atmak istemiyorum onu da anlasın? Hızlı. Şu belden kırmaların iki tanesini satacağım, yemin ediyorum satacağım. Satıp bundan bir tane almak lazım. Vallahi. Üstüne ekleyeceğim, bundan bir tane de alacağım. Böyle koca tekerlekli yapacağım onu. YouTube'a iş yaptın, ne güzel işte. Biz o kadar YouTube'a da yüklenemedik ya Sekoyla. Vallahi. Biz ekstra kovalıyorduk. Gerçi ekstrasına tüküreyim, yine boş geçmiş gibi oldu. Allah cezanı vermesin. Ayarsız. Menü suçum var oğlum, makine durmuyor. Dur. İşin ne? Buradan başlasa bana son o zaman. Abi ekici orada ya. Hemen oranın işini halledelim. Orada başka tarla yok. Bunları burada şey... Daha saracağız orayı. Biz oraları hallederken... Örnek veriyorum, biz burada şey yapabiliriz. Otopilota veririz orayı, anladın mı? Bunları parçalayacağız, alacağız elimize şeyi, taşı. Değil mi? Tabii. Çünkü biz buraların taş toplamasını yaparken oralarda otopilot halleder yani bu işi, anladın mı? Ha, bunu vereceğim. Hı hı.
Yani taş bizim... toplayıcı öbür traktör de çıkıyor çünkü. Tabi. Burada ben taşı toplarız. Yani o yaban ot büyüyor büyüyor diyor ya, bence o saban olmadığı için. Evet. Kesinlikle saban istiyor abi. Kulluktan kurtarabiliriz belki ama saban istiyor. Tabi. Gördün mü olayı? Oğlum olacak o kadar, aletler büyük. Küçük makine kullanmıyoruz ki ama inşallah hepsi kol gibi yani. Ufak alet kullanmıyor kardeş. Anladım seni dedim. Buraya bir girelim. Öbür biz buralarda bir taş, girelim. Taşımaşı toplarken bu ikisinin mı? Taş toplamasını biz yapmak zorunda kalacağımız için bu öbür tarafı halletsin. Tabii. Öbür arazi yine %80, %90, %95 yüksek yine verim bonusu. Yeni yaptığımız için bayağı bir işlem yaptık oraya çünkü. Buranın işlemi de çoktu abi. Sonra bunları, bunu çak öteki arazide şeye, sabana, otopilota, bitsin. Şunu da yapabilirsin. Sen şimdi buraya sarıcıyla gireceğim mecbur. Küçük sarıcıyı getireceğim. Sarıcı, sarıcı değil abi, taş toplayıcı sokacağım. Ha, dur, önce taş toplayacağız doğru ya. Bence sarıcıya gerek kalacak mı ki taş toplayıcıyı sokacağım? Fidelik olması için taş toplayıcının sarıcı yapmak zorundasın. Sadece pulluktan yırtıyoruz mu, ona bakıyoruz biz. Evet. Bunu var ya, bu köşeden ver otopilota, açık bıraktığı yerleri yaparız. Öyle çözelim. Bir şey taş toplamaya alıp gelelim hemen değil mi? Hı hı. Abi bu böyle olmaz yani. Traktörle. Abi şu traktör var ya, az çok karnımızı çekti. Çok sert yani. Hala da çalışıyor hali. Yani. Yakıtı var. Yarım olan tamiri. O kadar arıza yapmış ki gidemiyor. Bu traktörü de perte çıkarabiliriz bu arada, haberin olsun. Değil mi? Yani. İki tane belden kırma ve bunu sattığın zaman pulluktan da yırttıysak eğer, artı pulluk üstüne de bir miktar bizim desteğimizle biz o yeşil jandarmadan iki tane alırız.
ekiyor ama bazı işlemleri yapmamız gerekiyor. Evet. Sabanı soracağız. Bunu taş topuğu ve sarıcı. Sarıcı. 3 tane işlem yapıp ekim bir daha sardım. Evet. Buradaki olay ne biliyor musun? Bence biz sabandan sonra gübre atacağız. Sonra bunu soracağız. Şimdilik gübrenin sırası önemli değil. Bir şekilde atarız gübre. Evet. Sabanı attıktan sonra gübreyi atıp arkasından muhalif sokacağız. Nasıl? Bence... Toprağın rengi değişeceği için de ne yaptığımızı göreceğiz. Evet. Başka ne yapacağız abi? Başka ne yapabiliriz yani? Biz makine sayısını iş hızlandırıp makine sayısını azaltmak istemiyoruz ya. İşlem sayısını. İşlem sayısını azalttığın zaman zaten olay tamamen en kısa yolu oluşmuş olacak. O zaman ona göre de makine alırsın. İkişerli üçerli dalarsın. Evet. Mesela sabanı tek makine gidiyor. Eğer böyle olacaksa satarım pullu, o sabandan bir tane daha alırım. Ben de öyle. İkişer taraflı giderim. Taş toplama her türlü manuel gideceğim için yani dal direkt bence burada. Ama evet, karşıya bırakmış olabilir mi? Bakacağız. Evet, gidelim görürüz diyorsun. Ya belli bir yere kadar bırakmamıştı bir tane. Bu bunun manevrası kısa ya. Haa doğru ya, bir şey çok geri gitmiyor. Ve bizim eski sisteme göre çok daha az taş yaptı. Biz de ufak ufak diyorsun, takip edelim lan. Aa yeter. Öbür tarafta sarıcı gidiyor mu? Yukarı tarafta gidiyor daha. Bunu başka türlü nasıl yapacağız oğlum? Biz işlem sayısını azaltarak %100 bonus alıyorsak bu bizim işimize yarayacak. Tamam. Öbür türlü harbiden yani sıkıntı. Ya, pulluksuz bizim işlem yapmamız lazım, anladın mı? Pulluğu çıkartmıyor zaten. Sabandan sonra iki tane işlem var. Öyle. Şimdi bizim makineler sabanı hızlı atıyor. Bunu hızlı yapıyor. Şeyi de hızlı yapıyor. Gübreyi de hızlı yapıyor. Vermesin abi. Bir önce başarımıza bakacağım. Yok. Yani olacak, öyle olacak. Ne olacaktı başka?
Bilmem ne. Abiler, herkes bir kendini ben sanıyorum. Neyse, o konuları bilmiyorum. Boşver. Yürü baba, yürü. Çoban hiç boşluk vermeden giderse şaşırmış ama. Gider mi gider? Gider mi gider abi? Bak, yabay not bana kesildi. Saban istiyordu değil mi sana? Göndermek istiyordu. Doğru, göndermedik. Hayvan herif. Çatır çatır hiç boşluk vermemiş, gördün mü? O traktör güzel, sevdim onu, sevdim.
Şimdi üstadım. Burası ekili ya. Bu ne? Sarıcıyı mı sokacağım? Bunu bir şey diyeceğim ya. Taş toplam bitti galiba. Bitmedi. Az bir şey kaldı. Bunu bıraktığına göre saban bitti. Anladığım kadarıyla. Evet. Zabana... Bir tek bura mı kaldı lan yoksa? Bir de aşağısı mı? Yalnız sabanla pulla aynı anda kullanmayınca az taş yaptı bu. Hı? En azından sonuçta bir taş topluyoruz abi. Taş topluyoruz abi. Bence şeye gerek kalmadı, kulluğa gerek kalmadı. Bakacağız, göreceğiz. Bu arazilerin sonuçları her şeyi gösterecek bize bu. Doğru mu? Ektikten sonra zaten verim bonuslarını görüyoruz. O ilk başta ektiğimiz arazinin sarması falan da bitti. O bitti. O hazır bekliyor. Diğer şeyde bu yandaki de... Küçük kadar bir alan arazi var ya, o sarılacak. O sarılacak şey. Bir de ekim devam ediyor galiba şeyde, yan tarafta. He, o da bitti zaten, bir şey kalmadı. İlla ki elle girecek bir yer vardır. Ya, elle gireceğimiz yerler var sadece. Kesin vardır ya, olmasa şaşarım abi. Şu büyük traktörle verdim onu bir şeyi. Yok abi, bizim o John Deere'den almamız şart ya. Çünkü o daha rahat giriyor her yere. Evet, ya hızlı. Manuelinden de hızlı. Tabii. Çok rahat giriyor abi her yere. Kafa küçük olduğu için manevra kabiliyeti de yüksek. Evet. Şimdi elden kırmalar tamam, güçlü güçlü de. Büyükler abi. Yani... Yok, bak almadım halde taş bırakmadı orada. Ayrıca belli biz sabahını çakacağız, pumukla bizim daha işimiz kalmadı herhalde. Buraları ekince göreceğiz işte kanka, çok bir şey çalışmıyor. Şey, ekici. O kadar az mı kalmıştı lan? Yani. Hadi ya. Sen şey yapacaksın şimdi, burada gidiyorsun geliyorsun burayı, ekici de eksik bıraktığı yerleri elle geçiyorsun, ondan sonra sarıcıya basıyorsun tekrar. Evet. Burayı hemen bitireceğim, bunu taş taraziye sokuyorum. Alt tarafta yapacağım yerleri yapacağım. Oğlum hayvan gibi 4 tane arazi var elimizde. Küçük olanı saymıyorum bak, 4 tane kocaman arazi var elimizde. 4 çeyrek desen. Küçük ufaklığı diyor. O büyüyecek abi sen. Yetişecek. O büyümez ya, artık büyümesin ya. Yetişecek, büyüyecek abi sen. Ama şey açısından baktığın zaman genel olarak baktığımız zaman bu oyunda sürekli borçtasın abi. Borçsuz duramıyorum. Hep borçtayız. Bitireceğim ama borcu. Daha dur oğlum, yeni üretim tesisleri açacağım. Bekle. Komple bitireceğim ama borcu. Ya yeni üretim tesisleri açacağım benim. Borç bitmeden üretim tesisleri açacağım. Açacağım bana ne? Koyun koyacağım ben. Neyse, bir şey derdim mi? Kanka koyun çok önemli. 85 milyon tane. Gel. Yeter mi? 85 milyon tane yeter mi diyorum? Olur. Olur. 88 milyon koyun yeterli mi? Yeterli. Ya kesmezse söyleyeceğim, 5 çocuk yapsınlar. Yok, 3 yeterli diyor. Nasıl bakacağım diye soruyor. 3 tane yapın diyor. Ne dedi, ne dedi? Ekmek bulamazsanız pasta yiyin yani dedi. Bu şimdi ne dedi lütfen diyor. Resmen ölmüş ya. Zihnen ölmüş. Kanka ekememiş. Boyu büyük kalmış galiba. Oğlum çalışma sesi bile güzel lan aleti. Elektrik süpürgesi gibi. Vıyy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 y
Benim kız arkadaşımda şey var ya. Robot mu? Dyson var ya. Aaa, o da çok meşhur oldu. Önüne gelen bir Dyson istiyor. Dyson dayasının hızını. Abi şeyde parke yere bir geliyor. Morali bozulmuş gibi ses çıkartıyor. Hani gülmekten yarılıyor o zaman ya. Tam Japon diyorsun ya. Bildiğin morali bozulmuş, bozulmuş gibi ya. Ama çok güzel biliyor musun? 80 şey, bir süpürge ne kadar güzel olsa olsun 30 bin lira eder mi? O kadar değil ya. Girdim ben baktım. Ev tipi olanları var. Anasını şarjlı 28 bin lira. Abi bu var mı lan? 28 bin lira süpürge alır mıyım lan ben? Yani şöyle bir düşünüyorum da 100 bin lira maaş almış olsam alırım. Anneme doğum, annemi bir hediye olarak alırım. Kanka ben maaşı 40 bin liraya getireceğim diye günde 18 saat çalışıyor. Belleniyoruz kardeş. Ya abi ben de biliyorsun mesai olsa da yüzüme ödüyorsun. Gerçi olsa da bir şey fark etmiyor ki. Öldüğünüz izleyenleri var. İçerimde yayınları izleyenleri var. Onun için bir şey diyemiyorum. Dönemiyoruz. Ya çok antal bu alet be. Öbürünü görünce kötü gelmeye başladı. Sen de buldum Arion. Değil mi? Ben tüysüz istiyorum. Bu çok kalın. Neyse bir şey derler. Buranın da ekimi bitti. Öbürünün de ekimi bitti. Buranın da ekimi bitti. Komple sarıcı mı girecek? Evet. Öbür sarıcı tarladaki büyük sarıcı nerede? Aha şurada. Sarıcı sağ buna takılıydı değil mi? O takılıydı. O bir dakika lan. O zaman bu tarzda tarlaya da ekiciyi sokacaksın sen. Ya. Yok, sarıcı sokacaksın önce. O sarıcıyı sokmayacağız dedik ya. Taş toplamadan önce sarıcıyı sokmazsan fidelik olmuyor ki Serkan. Abi, buraya sarıcı sokmayacağım şimdi. Senin ben yapacağın işin. Sen sırayı hep karıştırdın birader. Abi, bak. Biz oraya da aynısını yaptık. Sarıcı sokmadık. Niye sokmuyorsun? Direkt bunu soktuk. Niye sokmuyorsun abi? Bakacağım şimdi, bonusuna bakacağım, anladın mı? Bu sadece pulluğu iptal ediyor. Sarıcının yaptığı işi yapmıyor yani. Bak şimdi. Haritaya gir anlarsın. Ektik değil mi burayı? Hı hı. Ne diyor? Bizde sarılması gerekli diyor. Sarıcıyı sokacaksın, bir gübre atacaksın, %98'de kalacak. Bakacağız. Hadi gidersin. Bakacağız abi. Sen taş topladıktan sonra sarıcıyı sokup sarıcının üzerine ekiciyi sokuyordun ya. Hatırladın? Evet. He, o sarıcıyı kim dedi sana iptal et diye, o makine sarıcı görevi yapmıyor ki. Sürüyor, ekiyor. Sarıcı görevini yapan diğeriydi değil mi? Sarıcının yaptığı işi yapan bir alet yok. Sarıcı ayrı girecek. Her türlü ayrı girecek bu. Mecburen. İki defa girecek yani. Tabii, bu iki defa girecek her türlü. Ama şimdi artık ikinci giremeyeceksin, geçmiş olsun. Ya buraya %98 alacaksın. %2'den bir şey olmaz. Sen takıyorsun oğlum %100 diyor. Ben olsa %98 yeter bana, fazla bile. Öbür taraflara sarıcıyı girmeden ekiciyi sokmaman lazım yani %100 istiyorsan. Bu sarıcıyı bir tane mi verecek? O zaman vereyim abi, ne yapayım? İkincisi girmeden önce. Vereyim yapsın abi, ne yapayım? Bir de ekici, yani ekiciyi de oradan çekeceğim bunu yukarı verip. Çarpar çünkü salak onu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu çok fena kanala çekeceğiz yalnız, biliyorsun değil mi? Bu kadar araziden gibi çıkacak yani. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde bir biçer döver ağaç çiçeği ağzı takabiliyoruz ya biz. Biz bir sonraki ekimde ne yapalım biliyor musun? İki arazi yulaf çakalım. Seçelim iki tarla. Geri kalan ağaç çiçeğe basalım. Ne diyorsun?
tabii yaparsak. Ley 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 ley. Ley 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 ley. Sabır. Ben 20 saatte çalışabiliyor muyum? Ek mesai. Değil, vermezler. Gösteri var ya. 20 saatte biz de çalışacağız abi. Oğlum sen zaten çalışacaksın. Akıllı 23 Nisan idari şey resmi tatildir okullara. Ama biz 23 Nisan'ı 23 Nisan'da yapacağız. Okulda şenlik var yani. İşte 23 Nisan, 23 Nisan'ı okulda yapacağız zaten. Başka nerede yapabilirsin abi? Yok okulda yapacağız biz. Bayağı gümbür gümbür yapacağız hem de. Okey, 23 Nisan'ı başka nerede yapabilirsin okulun dışında? Yani bir de 19 Mayıs muhabbeti var ama ne yapacağız bilmiyorum, çocuklarla bakıyoruz. Şu bizim seninle yaptığımız marşı öğreteceğim çocuklara. Güzel olur o. Bayağı gaz bir şey o. Altyapıyı da olur kullan. Tabii canım. Şey açacağım ya, akustikaya sallayacağım, onu sileceğim kendi sesimi. Gençler zaten ben... tabii ya bu şey, ara tatil muhabbeti başlamadan önce ben bir açtıydım okulda. Ne oldu lan? Abi alet hızlı olduğu için fazla artistik hareketler yapma. Yapmadım ki, sadece dönmeye çalıştım. Çok hızlı döndün işte. Kızdı. Kızmasın. Benim sesimi hemen tanıdılar lan. Oğlum o kadar o şimdi. Kadar oynadık lan sesle. Söyleyeceğim bana şimdi. O kadar oynadık oğlum sesle lan. Benim yıl sonu gösterisi çok fena olacak. Çok pis olacak var ya, böyle var ya, gümbür gümbür yani. Yıl sonu gösterisini zıplatacağım. Tarla da bitti sayılır. O bitti zaten. Tek gübreleri kaldı. Ne gübresi? Ha, kafası şey, çiçekler çıkınca. Ekinler başlamadan kör buzağı toplamamız da doğru söylüyoruz. Nasıl kara duman atıyor var ya. Kardeş bunun motor içine vermiş. Niye böyle bir şey yaptı şu an? Ha şey. Önde abi ki. Arkadaş gidiyor diyorsun ha? Bu da son bu aletin son yeri galiba. Üç tane belden kırık, iki belden kırık. Bir de bunu satsak kaç para verecek? Biz o traktörü 100.000 civarında bir paraya almıştık. 91.000 civar falan diyor. Lastikler falan yaptık ya. Lastikler falan yaptık abi. E şimdi lastikler alırız, anladın mı aldık? Tam takır yapar çıkartırız. Ama çiftler lastik yaptım, çok kavun geldi ya. Ama arkaya taktığın aletlerin ağırlığını ancak karşılıyorsun. Ne yapacaksın? Bir biçer Michael Jackson mı yapıyor lan?
Dans ediyor bir orada. Benim hoş, benim için hoş değil. Gözlerim gidiyor, ne yapıyor? Şey yapıyor. Takılıyor da kendi halinde. Niye öyle diyorsun? Gariban takılıyor işte. Just beat it, beat it, beat. Savunun leş kargaları. Soyun açtığınız kızın demek zorunda mısın? Evet. Niye? Her yerin diyeceğim. Amacın ne? Ben Fatih'in şelalesi bakmam lazım. Yok sen neyse. Senden iyi Gara Murat olsun. Gara gara. Gara gara gara. Topla Allah topla. Burada taş yok da. Neden fazla bir şey yok da yine de bütün tarlayı gezeceksin de. Bir şey. Yapay zeka gibi davranıyor. Yapaysın. Öyle bir oğlum geri geri geliyor ondan sonra manevra alıyor ya. Ne adamsın ya. Onu durak aklıma bir şey geldi. İçinden geç lan. Setin içinden geçti neyse. Tekeri bile zıplamadı ya. Vallahi zıplamadı. İlginç. Değişik. Onu bu şekilde gidersen daha hızlı bitiyor. Ya uzunlamasına yani. Evet. Öyledir belki kanka, şimdi bir şey diyemem. Zaten bizim bu traktörü satmaya kalksak 10 bin euro falan verecekler. Terk etti galit.
bizim aldığımız Jandere traktör, orta traktör mü, yukarı traktör mü diyor ya? Bakarız ya. Tam hatırlamıyorum ya. Aldığımız alırken motoru büyütmüş diye aldık ama hangi kategoriden aldım hatırlamıyorum. Bence orta traktörden çıkıyor biliyor musun? Oradan çıktı değil mi o? Evet. Modlardan biriydi. Evet, mod. Hala düşünüyorum ulan dedim, nereden aldık biz onu? Böyle bir, evet böyle daha hızlı bittiğini söyledim galiba, harbiden böyle daha çabuk bitiyor. Ben şu an neyi düşünüyorum biliyor musun? Ben buradan şeyi gönderdiğim zaman play'i ses nasıl çevireceğini düşünüyorum. Bu arada sevgili dostlar, birazdan ufak bir mola vereceğiz. 3 dakika kadar. 3 dakika kadar bir ihtiyaç molası vereceğiz. Ve hemen devam edeceğiz. Aynen. Üç beş dakika çay kahve molası verdiğimiz zaman her şey güzel olacak. Bitiyor. Kılar başı burma. Ya. Yan gelince ter fırlam. Leylim amma. Orada çıktı, bir yer kaldı. İçteki garnisin abi sana zahmet. Le 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 vay. Zalemiyor. Sana başa vurman, göze vurman. Uğraslayın. Şimdi... Hala Pınar başında bir alay gördüm. Yapıyor. Kimi takmin ediyor böyle? Çok sesim yok. Şu an bakıyorum.
Biraz gürültülü bir alet canım. O kadar da abartma. Biraz mı? İki tarafta sarıcılar gidiyor. Ne oluyor lan, bu sarıcı bitiyor mu? Bu bir şaka değil mi? Boş bırak diğerleri illaki vardır abi. Bırakmasa şaşardık zaten ha. Yani. Piçti yok mu? Ufak bir boş bırakma var, evet. Oradan onu biraz zor kurtarırız. Şimdi kurtulur. Burayı bırakmış işte. Bitti bu konu. Değil mi? Çok bırakmıyor ya. Bir de şu uç var. At! Anam. Ağaca takılıyor. Bir şey yok lan burada ya. Niye koymuyor? Bu iki arazinin de sarması bitmiş oluyor böylece. Evet. Bunlar ekilmişti değil mi? Evet. Büyük olan da işte abi böyle bir sıkıntı var, anladın mı? Manevrada şey yapıyor. Bunu da hareketleri zorlaştırıyor. Ne yapayım, küçülüm ama. Ya
Yani onu demiyorum. Demek istemiyorum yani şey yapıyor. Kıçı başı ayrı oynuyor, anladın mı? Ağaca mı takılıyor? Kanka katlamasını beklemiyorsun ki. O sen Erik Dal oynuyor. Lay lay lay. Karşıdan aşağı gelmeyi denesem. Ben bilerek buradan veriyorum çünkü şey yapmasın diye abi. Dayı koptu gidiyor ya. Keşke kopup da gitse. Kurtardı. Bu sefer kurtardı. Bu da gidiyor yavaş yavaş. O zaman biz kısa bir araya çıkıyoruz, bir ihtiyaç molası arkadaşlar. İhtiyaç molasından hemen sonra görüşmek üzere diyoruz. See you later.